Dedi annem. Dedi hayır devrimi. Hayır devir. Hayır devir. İskaptır onun adı. Belki öyle şey yapıyorlardı da orada. Önemli arkasından iskat yapmak bu konuda. Hani dinleyicimiz ilk defa duyuyorum dedi. Böyle bir şey var mı diyor. Ha, böyle bir şey var mı? Efendim bu konuda Hakikat kitabını yayınlamış olduğu ve isminden devamlı bahsettiğimiz Tam İlmi Hasadeti Ebediye kitabının Meyit için iskat diye bir bahsi var. Arkasından fiilisten bakıldığı zaman M kelimesinden, M harfinden meyit için iskat. Orada hadis-i şerifte zikrediliyor. Fıkıh kitaplarından nakiller yapılıyor. Nasıl yapılacağı, nasıl hesaplanacağı da geniş geniş anlatılıyor. Yani oradan okunursa ileride biri sorduğu zaman neyin nesidir falan diye hem doğru bilgi edinmiş olur hem de insanlara doğru bilgi verme durumumuz söz konusu olabilir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam zamanında Eshab-ı Kiram'dan bir zat geliyor. Diyor ki annesi veya babası vefat etmiş. Tabi Ramazan-ı Şerif'e rastladığı için de orucunu tutamamış, namazlarını da kılamamış. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam annesi veya babası işte demiş hani namazını kılamadı, orucunu tutamadı, ben onun evladıyım. Kılamadığı namazlar kılıversem, tutamadığı oruçlarda ben tutuversem olur mu? Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyorlar ki anne baba bile olsa kimse kimsenin yerine oruç tutamaz, kimse kimsenin yerine namaz kılamaz. Bunun üzerine bu zat bir sual daha arz ediyor. İyi ki sormuş. Ya Resulallah ben bir şey yapamaz mıyım annem veya babam için? Ölen annem babam için. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyorlar ki fidye ver. Bu hadis kitaplarında bilin fıkıh kitaplarında hüccet olarak yani hüküm olarak alınmış. Zaten iskat da bu hadis-i şerife de dayanıyor. O sana fidye 1750 gram buğday veya un. Mesela daha önce bir günlük. Bir günlük. Mesela şeyi oruç için bir günlük. Ama namaz için öyle değil. Her namaz vakti için 1750 gram buğday hesap edilmiş. Her namaz için. Evet her namaz için. Yani 5 çarpı. 5 çarpı 1750 eşittir. Ha biz onu 5 ile çarpmayacağız. Artı diyelim Hanefi mezhebinde vitir namazı da var. Günlük 10,5 kilo ediyor. 10 kilo 500 gram ediyor. Peki günlük böyle olunca çarpı 30 elimizde makine var. Hesap makinesi oradan şey yapıyoruz. 315 kilo ediyor bu. Bir aylık. Bir aylık. Bir yıllık. Ha, bir yıllık çarpı 365. Ama benim hesap makinesi alacak mı onu? Bir ton 149. Bir sürü rakam çıktı burada. Tamam. Biz de 1 yani milyon 149.750 falan filan enteresan bir rakam çıktı. Bu bir yıllığı bir de şimdi değil mi? Tabii. Demin dinleyicimiz belli bir bilgisi var da bu uçağa düşüyor. Ondan sonra kalanla hesap ediyorlar. Şimdi günlük 10,5 kilo. Günlük. Ama bunu bir yıllığına şey yaptığınız zaman bizim hesap makinesi küçük olduğu için o bile almadı rakamı. Şimdi 60 yıllık hesap edince yani karşınıza tırlar dolusu buğday olacak. Bunu bizzat vermesi lazım. Veremiyor. Veremediği için de devirle halledilir bu. Deveremediği için devirle halledilir. Sonra İslam alimleri bunları hesap etmişler. Yani buğdayla nasıl çuval çuval buğday getireceksin de 10 tane fakirle yapacaksın falan. Bu çok uzun sürer. Ama ne yapmışlar? Altına çevirmişler bunu. Şimdi mesela Tam İlmi Hasadeti Ebediyye'de yazıyor. Senelik 60 altın. Senelik 66 olunca bazıları efendim bu gram olarak ne kadar tutabilir? Çarpı 7.2 eşittir. 432 gram senelik. Diyelim ki 30 seneyi yapacak olursa 30 sene eşittir. Karşımıza 12 kilo 960 gram. Peki 60 sene ise bu şimdi o zaman artı 12.960 12.960 karşımıza çıkan 25 kilo 920 gram. 26 kilo. Yani 26 kilo altın dağıtması lazım. Buna gücü yetmez. Türkiye'nin bir numaralı zenginler bile veremez bunu. 26 kilo altın. Kolay mıdır? Bunu ne yapacaklar? Bu kağıt parayla olmaz bu. Altınla olacak. Yapılma şekli. Şimdi dinleyicimiz dedi ki dedem benim 81 yaşında. Buna 3 sene ilave ediyoruz. Niye? 30 senede bir sene ilave edilir. Bu da 80'i geçtiği için 90'a yakın olması sebebiyle 81, 84. Erkek olduğu için buluğ çağı
erkeklerde 12 yaş kabul ediyor. 12'yi çıkardık. 72 senesinin iskatı yapılacak. 72 sene çarpı her sene için 60 altın verildiği için 60'la çarptık. 4320 adet atalira ediyor. Çarpı bu da 7.2 gram. 7.2 eşittir. 31 kilo 104 gram altın eder. Bunu mesela diyelim ki bir fakirle de yapabilir. İki fakirle de, üç fakirle de, beş fakirle de. Peki altın nerede bulacak? Konudan komşudan ödünç alır. Mesela diyelim ki 300 gram altın buldular. 5 tane de fakir buldular. Biz ona göre yapalım. 300 gram ellerinde altın var. 31.104'ü dinleyicimiz şey yaptıysa yazsın bunu. 31.104 bir yere yazsın. Bu lazım olacak ona. Lazım olacak çünkü ona. Bunun üzerinden yapacak artık. 31.104. Bölü 300 gram. Fazlaysa mesela 400 ise 400, 500 ise 500'e bölecek. Ne kadar altın varsa o kadar evet. Ona bölecek. Çıktı. Bir kişiyle yapıyorsa 103.6 yani 104 defa namaz için yapacak bunu. 300 gram altını 104 defa işte merhum falan efendinin namazın iskatı için bu altınları sana verdim, aldım, kabul ettim, sana hediye ettim diyecek. Peki bu fakir erkek olacak, 5 vakit namazını kılan ehli sünnet itikadında olması lazım. İnanan olacak. Adam inanmıyor mesela. Bunlar oturtulmaz. İnanmayanlara da verilmez bu. Mesela bize çok geliyor öyle. Adama gidiyorsun, yok öyle bir şey diyor. Ya benim dedem öldü diyor, şöyle diyor, hani bir hesap kapattı. Ha olur diyor, yaparız diyor. Bir 7-8 bin lira getirirsen hallederiz falan. Ya bu ne alçaklık. Hani yoktu. Parayı görünce getir diyor 7-8 bin lira falan. Olur, emrin olur. Adama demek ki aynı şekilde götürsen bir 10 bin lira versen dinini değiştirecek bu. Para için. Hem yok diyor, inkar ediyor iskatı. Hem de parayı verince yaparız falan bir şeyler falan. Ne demek o yaparız ya? Yoksa yok diyeceksin arkadaş. Yani dansöz gibi ne oynatıp duruyorsun her tarafını? Mert olacaksın. Sen din adamısın madem ki. Hoca diye biliniyorsun. Öyleyse mert olman lazım senin. Yoksa diyorsun ki ben yapmam. İnanmıyorsan. Hem inanmayacaksın hem de getir paraları, ondan sonra da yapalım. Olmaz öyle şey. Dolayısıyla bunu bir fakirle yaparsa 104 defa. Peki efendim biz 5 tane fakir bulduk. Bölü o zaman 5 eşittir. 20-21 defa 5 tane fakiri oturtturur kendisi. Elindeki 300 gram altını ilk birinci fakire, merhum falan efendinin namazın iskatı için bu altınları sana verdim. O fakir aldım, kabul ettim. Hemen yanındakine ol vesile sana verdim der ikinciye. Yani bu söyleyenin dediği gibi evet. Sana verdim. O da aldım, aynı, kabul aynı ettim. Ha. Ol vesile sana verdim. Beşinciye gelir. Beşinciye gelince bir devir oldu. Kaç defa yapacaktı? 21 defa. Eline tesbih alır. Beşinci birinciye aynı şekilde verirken orta tesbih tanesini çeker. Bir devir oldu. Ha, her beşe geldikçe bir tane çeker. 21 tamam olunca beşinci bunlar sana hediye ettim der. Ondan sonra oruç için zaten elde 300 gram altın var. 5 kişi de oturduğu için 3-5-15 bin buçuk kilo eder. Bir tek devir kafidir ona. Peki zekat? Şimdi ölen kimse zenginse 3 defa yapar, 5 defa yapar altı altınla. Ondan sonra bir de son olarak merhum falan efendinin orucun iskatı için bu altınları sana verdim. Zekat için merhum falan efendinin zekatın iskatı için bu altınları sana verdim. Ondan sonra da son olarak da merhum falan efendinin kul hakları, hayvan hakları, işte adak borcu varsa kul ve hayvan haklarının iskatı için bu altınları sana verdim. 3 defa, 5 defa duruma göre, yaşına göre. Onları da yapar, bitti. Beşinci o devir tamamlanınca beşinci sana hediye ettim dedi. Şimdi bunlar Allah rızası için oturdular. Bir fedakarlık yaptılar. Ne kadar altın hediye ettiler? 30 kilo, 31 kilo altın hediye ettiler. Bunlara şimdi herkes gücüne göre elini cebine atması gerekir. Durumu müsaitse 100'er lira verir, 500 lira. Efendim benimki daha da iyi. 200'er lira versin. Yok efendim ben herkese 500 lira veririm. Ver. Zenginse 500 lira ver. Biner lira ver. Biner lira ver. O senin durumuna bağlı. Efendim durumun müsait değil. 20'şer lira verirsin. Daha da müsait değil. 10'ar lira verirsin. Bir gönlünü arasın ya. Birer mendil verirsin. Ne bileyim. Ha, bir şey verirsin yani. Başka bir şey hediye edebilirsin. Bir şey ver. Onların beklentisi yok. Onlar Allah rızası için oturuyor. Ama kitaplarda buyuruyor ki evet Allah rızası için oturuyor ama kişi de bir şeyler vermesi lazım. Ama yani bunun lazım. Adı bir kere fidye. Fidye olduğu için tabii. Bir şey çıkması lazım. Cebinden yani, çıkması lazım. Yani, o zaman tabii. Ne manası var? Şimdi diyor ki işte yapıver falan. Ondan sonra bir şey vermiyorsun. Verebilecek durumu varsa ver.
Bunlara vereceksin. O iskatı oturanlara vereceksin. Ha, başkalarına da verdim ben. Başkalar değil. Bunlar ödediler senin dedenin, ananın neyse borcunu. Bunlar ödediler. Bir fedakarlıkta bulundular. Bir hak hukuk söz konusu. Onların gönlünü alacaksın. Evet, beklentisi yok. Bu iş pazarlık da olmaz. Şu kadar getirirsin olur, bu kadar getirirsin olur. Böyle bir şey söz konusu değil. Ama hiç olmazsa herkes gücüne göre kendisini bir zorlaması oraya lazım. Oraya oturanlar da zaten bilen insanlar olması bunun tabii, için önemli. Tabii yani. Ehl-i sünnetlik. Ne yaptığını olacak, biliyor olması lazım. Orada onlar düşünerek diyor ki şu anda bu meyitin acilen ihtiyacı var. Fedakarlıkta bulunuyor. Ha, o ahirette kazanıyor. Gelelim efendim. Peki böyle yapınca bu meyitin bütün günahları affolur mu? Mustafa Bey, şimdi biz tevbe-i istiğfar yapacağız değil mi? Estağfurullah min kulli ma kerih Allah diyoruz. Ya Osman Ünlü olarak ben, Mustafa Töküz olarak sen garanti edebilir misin benim tevbem kabul oldu diye? Nerede? Peki namazı kıldık. Garanti verebilir misin benim namazım kabul oldu diye? Kimse garanti veremez bunu. Kitaplarda ne yazıyor? Şartlarına uygun yapılan ibadetler, iskat da buna dahil, kabul olma ihtimali yüksektir. Peki efendim günahlar affolur mu? Onu ben bilemem. Bir, ölenin imanla gitmesi lazım. Faydası dokunabilmesi için. İki, şartlarına uygun yapılması lazım. Yapıldı. Allah-u Teala'dan murat ederse o kimsenin bir şey olsun. Bunu vesile ederek onun günahlarını affeder ve siler. Yoksa hiç kimse garanti edemez. Hani bazıları yani papazların günah çıkarması. Ya papazlar günah çıkardığı zaman o adamın aynı şekilde günahlar yok mu oluyor? Çıkmış mı oluyor? Çıkmış mı oluyor? Olur mu öyle şey ya? Ne alakası var bunun? Ne alakası var bunun? Hiçbir alakası söz konusu değil. Bunlar birer vesiledir. Birer vesiledir. Hani bunu yaptığın zaman inşallah Teala şartlarına uygun ve kabul olmuşsa Allah-u Teala da murat ederse o kulundan onlar kaldırır. Pek şeyleri özel kul hakları helallaşmadıysa ahirette yine o devreye girer. Ama geridekilerin yaptığı dualar sebebiyle orada kolay geçer. Cenab-ı Hak araya girer, onları helallaştırır. Geridekilerden kasıt nedir? Yani herhangi birisi yaptırsa, diyelim oğlu var, kızı var ama torunu yaptırdı ya da yeğeni yaptırdı. Oğlu lay lay lam, kızı lay lay lam. Evet. Ha, torun baktı ki şey, bizim bu iskat yaptığımız gençlerden bir tanesi, dedesi vefat etti, iskatını da aynı şekilde yaptırmıştı. Hani çocuk anlatıyor, hani dedi, dedemin çocukları, annem olsun, dayılarım olsun falan. Hani yaban atılan kimseler değil dedi. Bunlar dedi oruç tutar, namaz kılar falan. Fakat dedi, dedem dedi sizi çok dinlerdi. Ve salihleri çok seviyor dedi. Bir gün dedi beni çağırdı, demiş oğlum, kendi evlatlarına bile. Ha, itimat edememe değil ama demiş, ben de sana itimat ediyorum. Ben de sana vasiyet ediyorum. Eğer demiş Osman Ünlü Hoca'dan önce ben vefat dersem benim iskatım demiş Osman Ünlü Hoca. Osman Hoca dedik böyle şey. Ve nasip oldu. Öyle de bir nasip oldu ki, öyle bir nasip oldu ki biz de bir iskat yapıyorduk. O anda bir telefon geldi. Bu çocuk dedi ki abi dedem vefat etti. Böyle de vasiyeti var. Dedim hemen vekalet ver. Torunu vekalet verdi. Oğlu kızı değil, torunu vekalet verdi. Hemen o anda da yani definden önce de iskatta yapılmıştı. Definden önce iskat. Ha, demek ki samimi olarak Allah-u Teala'dan talep ederse, isterse Cenab-ı Hak rast getiriyor. Oluyor mu? Oluyor tabii ki. Yani torun da devreye girebilir. Ama baktı ki ne oğul, ne kız, ne torun hepsi lay lay lom. Sen de görmüşsündür Mustafa Bey. Şeyde Eyüp'te görüyoruz bazen. Anası mıdır, babası mıdır getiriyor diye. Dışarıya böyle el pençe duruyorlar orada. Ne cenaze namazına iştirak ediyor, ne bir şey yapıyor. Adamcağız evin içerisinde garip kalmış veya kadıncağız garip kalmış. Ama salih Müslümanların da namazını kıldığını çok şahit oldum. Demek ki nasıl garip kaldıysa kadıncağız. Sözünü dinletemedi. Adam da dinletemedi. Oğlan da kız da aynı şekilde dinle hiçbir haberi yok. Orada gelmişler böyle put gibi duruyorlar. Ne işe yarayacaksa. Ama Cenab-ı Hak yine mahrum bırakmıyor. Onları da cenaze namazlarına kılıyor. Onun için efendim dede de veya bir başkası hani böyleleri varsa torun da haberdar değilse bir başkası da onun iskatını yaptırabilir.